Bu videomuzda hareketsiz yazılara hareke verme alıştırmaları yapacağız. Eddinu huvel aklu. Eddinu, yani sonda bulunan nun harfi ötreli, diğer bir deyişle merfu okuduk. Nedeni ise bunun başında, yani bu eddin kelimesinin sağ tarafında herhangi bir kelime olmaması. Dolayısıyla eddin kelimesini etkileyecek bir kelime yok. Bundan ötürü kelimeleri merfu okuyarak başlarız. Tüm isimler böyledir. Eddinu. Hüve ne demektir arkadaşlar? Hüve o demektir. Burada görüldüğü üzere munfasıl, yani bitişik olmayan bir zamirdir. Sağındaki kelimeye bitişik yazılamazlar. Dolayısıyla munfasıl zamir diyoruz. Aynı zamanda merfu zamirdir. Merfu zamir olması demek, fiil cümlesinde bunun fail olabileceği, isim cümlesinde de mübteda olabileceği anlamına gelmektedir. Peşine gelen el-aklu diye okunmaktadır. El-aklu. Lam ötrelidir. Yani el-akl kelimesi merfu olarak okunur. Nedeni ise sağındaki kelimenin onun irabına etki edecek bir konumda bulunmayışıdır. Eddin, din nedir? Hüve, o. El-aklu, akıldır. Yani eddin kelimesi mübtedadır. El-akl kelimesi ise arkadaşlar haberdir. Örnekte görüldüğü üzere eddin kelimesi de marifedir elif lamlı olmasından dolayı. El-akl kelimesi de elif lamlı olmasından dolayı marifedir. Yani mübteda ve haber her ikisi de burada marifedir. Bu gibi durumlarda aralarına zamir girer ki girmiştir arkadaşlar. Zamirin buradaki görevi marife olan mübteda ile haberin arasını ayırmaktır. Eddinu din nedir? Hüvel aklu, o akıldır. Himmetur ricali tentezilul cibali. Himmetur ricali. Rical kelimesi raculun, raculani rical, cemi mükesserdir. Akıllı bir varlıktır. Gayri akıl bir cemi değildir. Er-ricali. Bunu mecrur okuyoruz. Yani cer halinde. Cemi mükesserlerin cer hali bildiğiniz üzere esre iledir. O yüzden er-ricali diye okuduk. Peki neden bu kelime cer halinde? Neden mecrur olarak okunuyor, yazılıyor? Çünkü sağ tarafında bulunan kelime muzaftır. Himmetu muzaf, er-ricali muzafın ileh'tir. Bunlara isim tanımlaması denilmektedir. Himmet kelimesini neden himmetu şeklinde merfu okuduk? Çünkü sağında onun irabını etki edecek herhangi bir kelime görülmemektedir. Bundan dolayı kelimeler merfu okunarak başlanmaktadır. Ten tezilul cibali. Tezilu haberdir. O yüzden merfu okunmuştur. Tezilu aynı zamanda muzaftır. O yüzden el cibal kelimesi de mecrur olarak okunması gerekir. El cibali. Tezilü kelimesi muzaf olmaya uygundur. Neden? Elif lamsızdır ve tenvinsizdir. Tıpkı himmet kelimesi gibi. Bildiğimiz üzere muzaflar elif lamsız ve tenvinsiz olmak zorundadır. Muzafın ileyh olan kelimeler ise elif lamlı olabilir de olmayabilir de. Himmetür ricali. Himmet burada muzaf. Tezilül cibal. Tezil de onun haberidir. Himmetü'r-ricali, adamların gayreti, insanlığın gayreti diyelim. Tezilü'l-cibali, dağları yerinden oynatır. Rek'atani bi'imametin. Rek'atani nedir? Tesniyedir. Nereden anlıyoruz? Esreli nun, sağında elif var. Esreli nun, sağında ye var. Bu gibi durumlarda biz ne diyoruz bu kelimelere? Tesniye diyoruz. Rek'atani kelimesi arkadaşlar görüldüğü üzere elif ile yazılmıştır. Yani merfudur. Tesniye kelimeler elif ile yazıldığında merfu olurlar. Tabi isimlerden bahsediyoruz. İsimlerin tesniyesi elif ile yazıldıysa merfudur. Neden merfu olarak yazılmış? Çünkü sağ tarafında bu kelimenin irabını etki edecek, irabını değiştirecek herhangi bir kelime görmüyoruz. Sağ tarafta bir kelime yok. Bundan dolayı kelimeler raf halinde başlarlar. Elif'in sağında T var. Bu T arkadaşlar tesniyenin müennes olduğunu göstermektedir. Elif'in sağında T varsa o kelime müennestir. Rek'atani bi'ima metin. Bi harfi cerinden dolayı imamet kelimesi mecrur okunmuştur. Bi harfi cerdir. Görevi kendisinden sonraki kelimelerin cer halinde yazılması. Kendisinden sonraki kelimeleri cer halinde yazdırır, okutur. Bi'imametin. Bir imameti değil. Yani iki tane sesi vardır. Nedeni?
kelimesinin nekre oluşudur. Şayet imamet kelimesi elif lamlı olsaydı bu durumda imameti diye okurduk. Nekre kelimeler arkadaşlar elif lamsızsa ve kendisinden sonraki kelimeye muzaf değilseler bu durumda mecrur olarak yazılırlar. Yani daha doğrusu tek esre alırlar. Eşittir. Nekre bir kelime, yani elif lamsız bir kelime kendisinden sonraki kelimeye muzaf değilse tenvin almak zorundadır. Tenvin bildiğimiz üzere iki esre, iki üstün, iki ötreye demekteyiz. Hayrun daha hayırlıdır. Bunu merfu okuyoruz. Neden? Çünkü haberdir. Hayrun nekre olduğu için iki tane ötre almış. Yani tenvin almıştır. Min seb'ine min harfi cerdir. Bundan dolayı kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrur olarak yazdıracaktır. Görevi bu. Seb'ine aslında seb'une vav ile merfu hali, seb'ine ye ile nasb ve cer hali, min olduğuna göre cer halidir. Nasb değildir. Min çünkü cer eder. Seb'ine kelimesi arkadaşlar sayıdır. Kelime demeyelim, sayı diyelim. 70 anlamına gelmektedir. 70 sayısı arkadaşlar bir özelliğe daha sahiptir. Yani ukut sayılar daha doğrusu sadece 70 değil de şu an 70'i gördüğümüz için diyoruz ki 70 sayısından sonra gelen kelimeler daima nasb halinde yazılır. O yüzden rek'aten, rek'aten temizdir bu kelime. İkinci sınıfın konusudur. AÖF ile ikinci sınıfın konusu temiz. Rek'aten mensup yazılıyor. Nedeni ise sağındaki kelimenin temizli olmasıdır. Temizler nasb halinde yazılır. Bila imame tin bir harfi cerinden dolayı imamet kelimesi mecrur olarak yazılır. İmametin la olumsuzluk edatı bildiğiniz üzere. Ene ben Arabiyyun Arap'ım. Ben Arap'ım diyor. Ene mübteda Arabiyyun onun haberidir. Arabiyyun sonunda ye var arkadaşlar. Bu ye bu kelimenin ne olduğu anlamına geliyor. Bu kelime ismi mensuptur. Nisbet kelimesidir. Nisbet yazısıdır. Bu ben Arap'ım. Vel Kur'anu Kur'an Arabiyyun Arap'tır diyemeyiz. Kur'an Arap'tır olur mu? Olmaz. Kur'an Arapçadır veya Arap milletine aittir diye mana veririz. El Kur'an mübteda Arap kelimesi ise onun haberidir. Ve lisanu. Neden lisanu da lisane değil? Lisan olması ne demektir? Nasb halinde olması demektir. Nasb halinde olmasını gerektiren bir durum yok. Lisani diye de okunmuyor. Çünkü bunu cer edecek bir kelime yok. Virgülden sonra yeni cümle başlıyor. Yeni cümle başladığında kelimeler merfu olarak başlar. Lisanu ehli. Ehli dedim. Neden? Lisan kelimesi muzaf ehli muzafın ileyhtir. Ehlil cenneti. El cenneti. Neden mecbur okudum? Çünkü sağında bulunan ehl kelimesi de el cennet kelimesine muzaftır. Buna göre lisan muzaftır, ehli cer etti. Ehl bu durumda nedir? Muzafın ileyhtir. Sağındaki kelimelerin muzafın ileyhidir. Ama ehil kelimesi aynı zamanda sol tarafında bulunan el cennet kelimesinin de muzafıdır. Bundan dolayı el cennet kelimesi muzafın ileyhtir ve mecrur olarak okunur. El cenneti. Elif lamlı olması bunun marifi olduğunu ve isim olduğunu göstermektedir. Elif lamlı olduğuna göre cennetin diye temin alamıyor. Cenneti diye tek esre alıyor. Arabiyyun Arapçadır. Yine burası arkadaşlar sonunda bulunan ye nisbet yazısıdır. Arabiyyun Arapçadır diye mana veriyoruz. Burası haberdir. Buna göre lisan kelimesi burada mübteda Arap kelimesi onun haberidir. Lisan ehli cenneti cennet ehlinin lisanı nedir? Arabiyyun Arapçadır.